Sorulan bir soru üzerine cevabınızda ev almak için katılım bankalarıyla normal bankalar arasında fark göremezsiniz diyorsunuz. Hatta evet, olmayan şeyi göremezsiniz diyorsunuz. Bazı cevap yazılarınızda da sitedekinden kastediyor herhalde. Katılım bankaları aracılığıyla ev alınabileceği söylenebiliyor sitede. Şimdi hocam net bir şey söylerseniz ben de ona göre davranacağım. Katılım bankalarına gideyim mi? Allah razı olsun. Şimdi katılım bankaları 2005'e kadar çıkarılan OKBİ kanun çıkarılıncaya kadar faizle meşgul olmaları yasak olan bankalardı. O kanunun çıkmaması için ben elimden geleni yaptım. İlgililere mektup yazdım. Her şeyi yaptım ama asla etkili olamadım. O günden bugüne bu kanun çıkarılmasına destek verenleri her gördüğümde söylüyorum. Yanlış yaptınız diye. 2005'te katılım bankalarına %100 faizli banka olma yetkisi verildi. %100 faizli olma bu yetkisi verildi. Ama isterlerse %100 faizsiz çalışma yetkisi de verildi. O zaman bunların içerisinde elbette ki faizsiz işlem yapan da olur, faizli yapan da olur. Ama ben anlattıklarım gördüklerime göre söylüyorum. Bütün işlemlerini görmem mümkün değil ki. Şimdi mesela birisi sormuş, burada şimdi herhalde sorulacaktır. Kira sertifikası çıkarıyormuş bankasya. Hayrettin Karaman Hoca'nın da altında imzası var. Yazmış o da şeyde yukarıda detayları belirtilen yapı çerçevesinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracı katılım bankacılığı prensiplerine uygundur. Yani bak, bu katılım bankacılığı prensiplerine uygunluğunu banka müfettişlerine sorarlar. Hocaya bu sorulmaz. Hocaya sorulan faiz mi? Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mudur? Senden böyle bir şey beklenmez ki. Ne demek yani? Böyle bir fetva mı olur? Ayrıca varlığın mülkiyetini elde etmeyi sağlayan söz konusu kira sertifikalarının ikinci elde alınıp satılmasına bir sakınca yoktur. Bu verilen fetvanın sorulan soruyla hiçbir alakası yok. Ama buna dayanarak o işlem yapılıyor. Şimdi ne yapılıyor? Kısacasını söyleyeyim, özetini söyleyeyim. Çünkü burada öyle ayrıntılar yazmışlar ki onu zihninizde tasarlayamazsınız. Zaten bankalar öyle yapar. Gidersiniz sayfalarca şeyler altına okumaya canınız sıkılır ya imza atayım bari dersiniz. Şimdi yapılan şu. Özeti. Osmanlılar'da bu yapılıyordu. Şimdi İran'da sıkça yapılıyormuş. Oradan gelen sorulardan anlıyorum. Gidiyorsunuz. Eviniz var. Evinizi kiraya veriyorsunuz. Evinizin değeri ne kadar? 100 bin lira. Evinizi veriyorsunuz 80 bin liraya kiraya. Yok, affedersiniz yanlış söyledim. Evinizi satıyorsunuz önce. Yanlış söyledim. Burada da öyle önce bir satış var. Şartlı satış. Şartlı satış. Evinizi satıyorsunuz. 100 bin liralık evi 80 bine satıyorsunuz karşı tarafa. Diyorsunuz ki 2 sene sonra bu evi 80 bin liraya geri alacağım diyorsunuz. Buna beybil vefa diyorlar. Bu 2 sene içinde evde oturacağım, sana ayda şu kadar kira vereceğim. Nedir? Yani senden 100 bin, diyelim 100 bin lira aldım. Ayda sana 1000 lira kira vereceğim. Yılda 12 bin liradan 2 senede 24 bin lira alacaksın. 2 sene sonra da 100 bin liranı verip evi geri alacağım. Ne oldu bu? Bu faiz. Bu faiz. Hülle nikahı gibi bir şey. Bu hem Kur'an'a göre faiz, hem açık hadislere göre faiz. Bizim şu kitapta Ticaret ve Faiz kitabında bu konu bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
Osmanlılar bunu nasıl yapmışlar? Ne kadar yanlış yollara girmişler? Verdikleri fetvanın hiçbir şer'i değeri olmadığı burada bütün ayrıntıları anlatılıyor. Şimdi tutuluyor buna kira sertifikası diyerek, efendim faizsiz ürün diyerek piyasaya veriliyor. Bir zamanlar batan bir finans kurumu vardı. Onun bir toplantısına çağırdılar. Ben orada açıkça söyledim, bunu yapmayın bak. Bunu yapmayın. Yaptılar, ne oldu? Batmayabilirler. Ama Cenab-ı Hakk'a hesabını da veremezler. Bir kere bu Hayrettin Hoca'nın bu son paragrafta fetvasını verdiği cümlelerin soruyla uzaktan yakından alakası yok.